Muhabbet kuşları ve diğer kanatlı hayvanlar için tehlikeli hastalıklardan biri de kursak mantarıdır. Candida albicans olarak adlandırılan bu mantar, sağlıklı kuşların sindirim sisteminde zaten bulunur. Herhangi bir mikrobik enfeksiyon veya stres durumunda çoğalırsa, etkisini hastalık olarak göstermeye başlar. Bu mantarın aşırı üremesi, sindirim sistemi, gaga, solunum sistemi dahil diğer organlarda sorunlara neden olabilir. Bu hastalığa neden olan sebepler ise şunlar: hijyenik olmayan kafes ortamı, uzun süre tazelenmeyen bekletilmiş sular, yine uzun süre kuşların önünde bırakılmış mamalar, açık satılan bozulmuş yemler, kuşların dışkı ile teması, hasta kuş ile gaga teması, kuşun stres altında kalması. Hastalığa yakalanan kuşta şu belirtilerden birkaçı görülebilir: ağız içinde beyaz tabakaların oluşması, ekşimsi bir ağız kokusunun olması, iştah kaybı ve buna bağlı olarak zayıflama, solunum yollarına bulaşmışsa nefes almada güçlük, halsizlik, durgunluk, kusma veya kusma hareketi, kursakların hava ile dolması veya kursak şişmesi, yavru kuşlarda görülürse gelişimde yavaşlama. Biz halen kuluçkada olan yavru kuşlarımızdan birinin kursağının şişmesiyle bu hastalığı fark ettik. Yuvalıkta bulunan 7 yavrunun gelişimlerini gözlemlerken en küçük yavrunun gelişiminde yavaşlama olduğunu gördük. Bu hastalığın yuva içinde dışkı teması ile bulaştığını veya annenin yavruyu beslerken bulaştırdığını düşünüyoruz. Bu nedenle uygulayacağımız tedaviye hem yavruyu hem de ebeveyn kuşları dahil ediyoruz. Yuva içinde yavrular büyüdükçe dışkı sayısı da artıyor. Yavruları dışkı temasından korumak için yuvalığı temiz tutmak şart. Yedek folluk bulundurarak yuvalığı günlük veya gün aşırı değiştirebilirsiniz. Folluk içerisine mısır granülü veya çam talaşı ekleyerek yavruların daha temiz ortamda kalmasını sağlıyoruz. Annenin yedirdiği besinleri sindiremeyen yavruda hastalıktan dolayı zayıflama ve deride büzüşme görülüyor. Anne kuşun beslemesinden bir süre sonra yavrunun kursağı hava ile dolarak adeta balon gibi şişiyor. Bağırsak sistemine zarar veren bu mantar kuşun dışkılamasında da sorun yaratıyor. Böyle bir durumda yavru kuşun hem kursak bölgesindeki hem de karın bölgesindeki şişliğin giderilmesi ve kuşun nispeten rahatlatılması gerekiyor. Öncelikle kuşun üşümemesi için sıcak su torbası ve mikrop kapmaması için ellerimizde eldiven olmalı. Kuştaki havanın boşalması için gagayı hafifçe aralayıp kursağın kenarlarından da çok hafif baskı uygulamak gerekiyor. Bu işlemi birkaç defa küçük küçük dokunuşlar şeklinde tekrar edebilirsiniz. Bu bir bebeğin gazını çıkarmaya benziyor. Ancak hava çıkarmayı başaramamışsanız çok fazla uğraşıp kuşunuzu rahatsız etmeyin. Karın şişliğinin azaltılması için ise pamuğu ılık su ile ıslatıp kuşun karın ve popo kısmına masaj yaparak dışkılamasını sağlayın. Uyguladığımız ilaç tedavisi ise şu şekilde: su ile karıştırarak hazırladığımız mantar ilacından günde 2 defa birer damla şeklinde şırınga ucu ile yavruya veriyoruz ve bu ilaç tedavisini 3 veya 4 gün uyguluyoruz. Tedaviden iyi sonuç alınabilmesi için anne ve baba kuşa da aynı ilaç tedavisini uyguluyoruz. Ayrıca 5 gün boyunca suluklarına mantar ilacı ekliyoruz. Evet,
5 günün sonunda tedavimiz nihayet güzel sonuç verdi. Kuşumuz artık iyi. Tüylenmeye ve büyümeye başladı. Yavru kuşumuz Çimen artık büyüdü. Şu an sağlıklı ve mutlu. Kuşlarınızın hastalanmaması, hastalansa bile çabuk iyileşmesi için erken teşhis önemli. Bu nedenle ev kuşları olarak her zaman söylediğimiz gibi, kuşlarınızı iyi gözlemlemeli ve her hareketini iyi takip etmelisiniz. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve henüz abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kuşlarınızla sağlıklı ve mutlu kalın.